Hoş geldiniz. Bildiğiniz, duyduğunuz üzere çok gündem olan Atatürk dizisi iki film halinde sinemada yayınlanacak ve ilk filmin ilk fragmanı yayınlandı. Ben de o fragmanla ilgili tarihi kesitleri anlatan çok tatlı kısa bir video çekmek istedim. Fragmanın ilk sahnesinde güzel bir baba-oğul konuşma sahnesi görüyoruz. Muhtemeldir ki kurgu bir sahne. Sahnede benim dikkatimi çeken olay şu oldu. Tatlı bir şekilde bir Rumeli ağzı var orada. Şunu biliyoruz tarihi kayıtlardan. Mustafa Kemal Atatürk hayatının son döneminde bile konuşmasının içerisinde o Rumeli ağzını hissettiren bir konuşma yapısına sahipmiş. Dilerim ki filmde de kısa kısa da olsa buna dair sahneler, konuşma metinleri görebiliriz. İkinci sahne artık büyümüş, genç bir delikanlı görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Akademisi'nden mezuniyet fotoğrafını görüyoruz 1905 tarihli. 1905'te mezun olduktan sonra kısa süre içerisinde sürgün olarak Şam'a tayin ediliyor. O arada bir hapis yatma dönemi, divana harpte yargılanma dönemi de var. Bakalım içinden neler göreceğiz. Üçüncü sahnede hürriyet nidalarını görüyoruz. Tanzimat aydınları ve sonrasında yani Mustafa Kemal Atatürk'ün sahip olduğu, dahil olduğu kuşakta da cumhuriyet fikrini açık şekilde görüyoruz. Birçok kimse cumhuriyet taraftarı ve işte hürriyet, meşrutiyet propagandaları var. Muhtemeldir ki filmin içerisinde bunlara dair birkaç sahne göreceğiz. Aynı sahnede Padişah Mehmet Vahidettin'in selamlandığı bir sahne var. Padişahlık makamının gücüne dair bir gönderme var. Meşrutiyetle ilgili birçok şey görecek gibiyiz açıkçası. Çünkü hemen bir sonraki sahnede de, dördüncü sahnede muhtemeldir ki Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kuruluşunu görüyoruz. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Mustafa Kemal Atatürk tarafından Şam'da kurulmuş bir cemiyet görev yaptığı sırada. Aslında mantık, mantalite olarak İttihat Terakki ile birebir diyebiliriz. Ki daha sonra da Mustafa Kemal Atatürk Cemiyeti ile beraber İttihat Terakki'ye katılıyor. Beşinci sahne, arada çok kısa bir miting sahnesi var. Muhtemeldir ki meşrutiyetin ilanını yine göreceğiz. Yani buraya kadar tarihi olaylara birçok gönderme var. Altıncı sahne, çok güzel bir dönem. Çanakkale Savaşı, arada Enver Paşa'yı görüyoruz. Muhtemeldir ki Çanakkale Savaşı'nda Atatürk ile Enver Paşa arasındaki diyalogları, mektuplaşmaları görebiliriz. Ki Çanakkale Cephesi Atatürk'ün hayatında çok kritik öneme sahiptir. Anadolu'ya geçtiği zaman hadi gelin kurtuluş mücadelesine girişelim dediği zaman onun o karizmatik tavrının, halkın ona inanmasının en büyük sebebi Çanakkale cephesinde kazandığı başarı ve halkın ona duyduğu güven duygusudur. 7. sahnede Dimitrina Kocheva'yı görüyoruz. Muhtemeldir ki o Atatürk'ün hayatında önemli bir yer olan, gençliğimi Sofya'da bıraktım demesine sebep olan kişidir kendisi. Ve 1914 yılındaki meşhur baloyu görüyoruz aynı sahnede. Baloda Atatürk'ün Yeniçeri kıyafetiyle katıldığı, balonun en şık insanı seçildiği meşhur balo. Fotoğrafı da ekranda görüyorsunuz zaten. Ve Dimitrina Hanım'la dans etmesi sahneleri. Hepsi fragmanda var ve muhtemelen hepsini güzel güzel yavaş yavaş izleyebileceğiz. 8. sahne, Atatürk ordunun önünde kırbacını vurup taarruz emrini veriyor. Bu taarruz emri 10 Ağustos 1915 tarihli bir taarruza ait. Yani tarihi realitesi olan bir şey. Bir sonraki sahnede ise ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. O meşhur emri duyuyoruz. Bu emir Kara Savaşlarının ilk başladığı günlere ait. 10 Nisan 1915'e ait. Atatürk'ün bu emrini de aynı şekilde filmde görebiliyoruz. Filmin son sahnesinde Zübeyde Hanım'la abisinin bir tartışması var. Kurgudur büyük ihtimal, ne olduğu anlaşılmıyor. Ancak orada da kendinden emin, kendine güvenen bir çocuk portresi çizilmiş. O da gayet tatlı bir kurgu olmuş gibi ki bu sahnede de Rumeli ağzını rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi genel olarak değinmek istediğim bir nokta daha var. Biz tarihi yapımlarda, dizilerde, filmlerde tarihi karakterleri kusursuz, inanılmaz güzel olarak görmek istiyoruz nedense veya öyle yansıtıyoruz. Ama şunu atlıyoruz, o kişilerde birer insan. Onlar da gülüyor, üzülüyor, ağlıyor, mutlu oluyor, seviniyor, aşık oluyor, savaş kazanıyor veya kaybediyorlar. İnsani boyutunu nedense atlıyoruz. Fragmanda genel olarak şunu gördüm nedense. Hep böyle keskin bakışları olan, sürekli özlü sözler söyleyen bir yapı varmış gibi hissettim. Böyle bir karakter çizilmiş gibi hissettim. Açıkçası bu benim şahsi kanaatimce filmin gerçekliğine de zarar veriyor, inandırıcılığını da seyir zevkini de düşürüyor. Yani ne Atatürk, ne Fatih Sultan Mehmet Han, ne Mete Han, ne de başka bir Türk büyüğü veya tarihi herhangi bir karakter. Sürekli poz kesen, sürekli havalı cümleler söyleyen kimseler değillerdi. Onlar da hayatlarında normal birer insandı. Biz hep bu duyguyu atlıyoruz
nedense kusursuz karakterler çiziyoruz. Bence böyle bir çizim yapmak o karakterin kendisine de saygısızca bir yaklaşımdır. Bu videoyu da burada sona erdiriyorum. Siz neler düşünüyorsunuz hem fragman hem yapım hakkında, ki çokça da gündem oldu. Onu da yorumlar bölümünde belirsin. Gelin orada sohbet edelim. Başka videolarda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.